Hallo, ich heiße Besan Aslanfer, bin 12 Jahre alt und komme aus der Türkei. Mein Thema ist, das wollte ich schon immer einmal sagen. Heute möchte ich über das Thema Kinderzwangsarbeit sprechen. Ich habe dieses Thema genommen, weil ich Berichte darüber im Fernsehen gesehen habe, die mich sehr traurig gemacht haben. Das Thema liegt mir sehr am Herzen. Es ist unvorstellbar, wie es diesen Kindern geht. Merhaba, adım Besan Aslanfer. 12 yaşındayım ve Türkiye'den geliyorum. Benim konuşma konum bunu hep söylemek istemiştim. Bugün ise çocuk işçiler hakkında konuşacağım. Bu konuyu seçmemin sebebi televizyonda seyrettiğim bir haberdi. Bu haber beni çok ama çok üzdü. Çocuk işçiler konusu beni derinden etkiliyor ve bu yüzden çok önemli. Bu çocukların neler yaşadıklarını kimse anlayamaz. Für uns Kinder hier in Österreich ist es unvorstellbar, dass Kinder anderswo 14 Stunden am Tag gegen geringere Entlohnung auf großen Plantagen schuften oder unter sehr schlechten Bedingungen Textilien einfärben, wo man ständig dem Risiko ausgesetzt ist, durch Chemikalien vergiftet zu werden. Allergie, Hautkrankheit und Lungenkrankheit sind auch Folgen dieser Arbeitsbedingungen. Bizim gibi Avusturya'da yaşayan çocuklar için çok az paraya günde 14 saat büyük plantasyonlarda öylesiye çalışmak ya da çok kötü koşullarda kimyasal maddelerden zehirlenme tehlikesi altında tekstil boyamak anlaşılır bir şey değil. Alerji, cilt ve akciğer hastalıkları çocukların çalışma koşulları sonucunda yakalandıkları rahatsızlıklardır. In der Teppichindustrie knüpfen noch in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts Kinderhände in Indien, Nepal und Pakistan Teppiche. Heutzutage gibt es immer noch 168 Millionen Kinder, die regelmäßig arbeiten müssen. Jedes zehnte Kind zwischen 5 und 17 Jahren müssen regelmäßig arbeiten. Mehr als die Hälfte von ihnen unter Bedingungen, die für die Gesundheit schädlich sind. Halı dokuma sektöründe 20. yüzyılın 90'lı yıllarında Hindistan, Nepal ve Pakistan gibi ülkelerde çocuklar çalıştırılıyordu. Bugün de bu çok farklı değil. Hala 168 milyon çocuğun sürekli bir şekilde çalışmak zorunda olduğu bir gerçek. Dünyadaki 5-17 yaşları arasında her 10 çocuktan biri çalışmak zorunda. Bunların yarısından fazlası da gerçekten sağlıksız iş yerlerinde çalışıyor. Die meisten Kinder, nämlich 98 Millionen, arbeiten in der Landwirtschaft. 54 arbeiten als Verkäufer oder in Hotels und in anderen Dienstleistungen. 12 Millionen arbeiten in der Industrie. Die meisten von ihnen arbeiten unbezahlt. Nur ein Fünftel von ihnen erhält einen Lohn. Die meisten Kinderarbeiter gibt es in Asien, wie zum Beispiel Indien. Çalışan çocukların çoğunluğu, yani 98 Millionen tarımda, 54 milyonu bir şeyler satarak ya da otel gibi hizmet sektörlerinde, 12 milyonu ise fabrikalarda çalışıyor. Çalışan çocukların çoğunluğu, büyük çoğunluğu bedavaya çalıştırılıyor. Sadece çalışan çocukların 5'te biri maaş alıyor. Çocuk işçiler bugün büyük çoğunluğu Asya kıtasında, özellikle Hindistan'da. Über Kinderzwangsarbeit wurde bisher zwar geredet, aber in Wirklichkeit und im Bewusstsein der meisten Menschen hat sich wieder nur wenig geändert. Die unvorstellbaren und unzumutbaren Bedingungen, unter denen Kinder zur Arbeit gezwungen werden, sind gleich geblieben. Immer wieder werden Firmen genannt, die ihre Produkte durch Kinderarbeit so billig produzieren können. Nach einem kurzen Aufschrei geht es aber dann back to normal. Es wurde nichts Konkretes durchgesetzt oder von den getroffenen Maßnahmen haben diese Kinder wirklich nicht viel profitiert. Çalışan çocuklar konusunda bugüne kadar hep çok konuşuldu. Fakat gerçekten insanların olayı algılaması ise olumlu bir gerçek olmadı. Çocukların çalışma koşullarını iyileştirebilmesi konusunda da olumlu gelişmeler sağlandığı söylenemez. Hala çocuk işçi çalıştırarak çok ucuza üretim yapan firmaların isimlerini gazetelerde okumaktayız. Böyle bir haberden sonra kısa bir süre bir gürültü koparılmakta. Çok geçmeden de her şey unutulup gitmekte. Kısacası alınan önlemlerden çocuk işçilerin yararlandığı söylemek imkansız.
Wenn ich die Möglichkeit hätte, einen großen Namen von Menschen zu erreichen, würde ich das gerne tun. Aber ich will nicht unbescheiden sein. Auch hier in diesem Saal darf ich die Botschaft hineintragen, sich bewusster anzusehen, unter welchen Bedingungen Produkte, die unser tägliches Leben begleiten, hergestellt werden. Eğer büyük bir seyirci grubunun önünde bunları söyleme fırsatım olsaydı, hiç çekinmeden bu haksızlıkları dile getirmek isterdim. Saygısızlık yapmak istemem. Bu yüzden bu düşüncemi bu salonda bulunan sizlere paylaşıp beraber hareket etmeye devam etmek istiyorum. Unsere Zukunft ist gesichert. Wir dürfen in die Schule gehen. Wir können nicht die Augen vor dem Schicksal anderen Kinder in der Welt verschließen. Wir müssen unsere Köpfe heben und herumschauen, was in den anderen armen Ländern der Welt mit den Kindern geschieht. Es gibt keine gerechte Aufteilung des Weltreichtums. Als Menschen einer zivilisierten Gesellschaft müssen wir alle etwas dagegen diesen Problem tun. Bizlerin her şeyleri var. Ne istersek neredeyse hepsine sahip olabiliyoruz. Burada geleceğimiz garanti altında, okula gidiyoruz. Bu durum bize dünyadaki diğer köşelerindeki çocukların kaderlerine gözlerimizi kapatma olanları görmemezden gelme hakkını vermiyor. Başımızı kaldırıp etrafımıza bakmamız ve dünyanın fakir ülkelerinde çocukların neler yaşadıklarını görmemiz gerekiyor. Dünyanın zenginlikleri adil ve eşit dağıtıldığından söz etmemiz maalesef mümkün değil. Uygar bir toplumun bir yerleri olarak bu konuda bir şeyler yapmamız gerekiyor. Unsere Erde ist schön und reich. Jedes Kind könnte so wie wir sein Leben so genießen. Es gibt noch viele Hindernisse und Gruppen, die das verhindern wollen. Dünyamız yaşanacak güzellikte. Yeraltı ve yerüstü zenginlikleri çok fazla ve yeterli. Bu yüzden her çocuk bizim gibi hayatının tadını çıkarabilmeli. Maalesef bunun önünde birçok engel var ya da bunu engellemek isteyen insanlar mevcut. Aber es werden auch immer mehr Menschen, die sich engagieren und bewusst dahin schauen. Das wollte ich schon immer einmal sagen. Eine bessere Zukunft für alle Kinder dieser Erde möge entstehen. Bereket bu konuda çalışan gayretli insanlar hala var. Bunu söylemeyi hep istemiştim. Dünya çocuklarına daha iyi bir gelecek dileğiyle saygılarımı sunuyorum. İlginiz için teşekkürler. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.